Kıymetli kardeşlerimiz e, koronadan rahatsızlanıp e, hastanede yatan ve ne kadar evinde olup da şifasını bekleyen Müslüman kardeşlerimiz varsa Allah Celle Celaluhu şifasını versin. E, özellikle Berat TV yönetim kurulu başkanımız Gürsel Yıldız abimize Rabbim Celle Celaluhu Şafi isminin ümmetine şifa versin. Bir de Burak Vanlıoğlu kardeşimiz Allah Celle Celaluhu ee, i̇nşallah ne kadar bu koronadan rahatsız olan varsa, koronadan hastanede yatan varsa, evinde nerede olursa olsun fark etmez. Allah Celle Celaluhu Şafi isminin ümmetine şifa versin. Hastalık zordur. Yani bunun en hafifi evinde 10 gün karantinada kalıyorsun. Kimisi 15 gün kalıyor, kimisi 20 gün. Yani zor bir şey. Evinde hiçbir yere çıkamıyorsun, odadan çıkamıyorsun. Çoluğuna çocuğuna dokunamıyorsun. Ya sıkıntılı bir şey. Korona hastalığı öyle hani tamam ayakta atlatanlar oluyor ama sonuçta evin içinde bir hapis hayatı yaşıyorsun. 10 gün resmen bir hapis hayatı. He, takva ehline belki de öldürülür. Niye? Otur odasına namazını kılar, ibadetini yapar, Kur'an'ı okur, zikrini çeker. He. Ama işte inşallah bu ahvale gelir. Bütün hastalar yani hastalığı nimet bilmek lazım aslında. Niye? Hastalık hem günahlara kefaret olur. Ne dedik? Hadis-i şerif var. Bir müminin ayağına diken batsa onun günahına kefarettir. Stres, sıkıntı, baş ağrısı, diş ağrısı, kulak ağrısı ne kadar Müslümana eziyet veren iş varsa o onun günahına kefarettir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Hastanın doğası, meleklerin doğası gibidir. Bir hasta ziyaret ettiğimiz zaman tabii ki de koronayı ziyaret etmeyeceğiz. Ne olur mesela kardeşim telefon açarsın. Mübarek bize bir dua et ya. O senden dua ister ama sen ondan dua almaya çalış. Çünkü hadiste sabit kardeşim hastanın duası makbuldur. Çünkü o Allah Celle Celaluhu'nun imtihan altındadır. Allah Celle onu imtihan ediyor. Mazlum konumunda oluyor bir nebze. Tabii ki de. Çünkü yani mazlum derken haşa ha, vekiller. Mazlum demek zulüm gören demek. O anlamda değil. Yani bir eziyette, bir sıkıntıda Allah Celle Celalü ona sıkıntı, eziyet vererek hem onların günahlarını döküyor hem de dualarını makbul kılıyor. Bu önemli bir mesele. Allah Celle Celaluhu hastane köşelerinde olsun, evlerinde olsun, nerede olursa olsun, hangi hastalık olursa olsun ümmeti Muhammed'de kim varsa Rabbim Şafi ismi hürmetine şifa versin. Hastalık zordur. Atlatamayan olur ağır geçiren olur. Allah muhafaza. Sabırsız bir kişi ise, bakın bu çok önemli bir mesele. Eğer biri kimse hastalanır da Allah'a isyan ederse belki de son nefeste kafir olur. Bak bu önemli bir mesele. Allah Celle Celaluhu senin günahlarını dökmek için belki de senin hidayetine vesile olacak bir şey olacak bu hastalık. Ne yapacaksın? Yarabileceksin. Sabrediyorum inşallah. Belki de mükafat alacaksın ama sen bu hastalığa sabretmedin. Allah Celle Celaluhu'ya e isyan ettin. Ağzından ölmeden önce öyle bir kelime çıkar ki senin bütün amellerin silinir. Ve son nefesinde kafir olarak gidersin. Allah muhafaza. Bu çok önemli bir şey. Hastalığa sabredeceksin. İmtihana sabredeceksin. Başına trafik kazası geldi sabredeceksin. Yok öyle hemen isyan. Beni mi buldu ya? Bu ne kardeşim ya? Biz burada beş vakit namaz kılıyoruz. Bir de bizim başımıza geliyor. Adam kaza yapıyor. Haşa ve kella Allah kitap küfür ediyor ya. Böyle bir şey var mı? İslam'da bunun yeri yoktur. Bu kebay günahtır. Zaten kafir olursun Allah kitabı küfür eden kafir olur. He, en hafifinden bahsedelim kardeşim. Başına bir iş geldi. Sabredemedin. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? İnna lillahi ve inna ilahi racun diyeceksin. Niye? Efendimiz Aleyhisselatü vesselam bir kere hanesine girdi. İnna lillahi ve inna ilahi racun. İnna lillahi ve inna ileyhi racun dedi. Hazreti Ayşe dedi ki ya Resulallah ne oldu? Başına bir şey mi geldi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki parmağıma dedi kıymık battı. Hazreti Ayşe şaşırdı. Ya Resulallah onun için mi söyledin? Evet. İnna lillahi ve inna ileyhi racun. Alemlerin efendisi eline batan bir kıymık için bile Allah'tan geldik. Allah'a döneceğiz diyor. Biz bugün ne haldeyiz? Elimize diken bassa, ayağımıza bir şey olsa, kaza yapsak, bir hastalık geçsek evvela Allah'a isyan ediyoruz. Beni mi buldu be? Bu nasıl iştir be kardeşim ya? Şuraya bak ya. Namazım var, abdestim var, sadaka veriyorum. Demek ki sen bunları hakkıyla yapmıyorsun kardeşim. Sen hakkıyla onları yapsan başına bir musibet geldiği zaman Allah Celle, Celle hastalıkla beraber Müslümanın mertebesini arttırır. Cennetteki derecesini arttırır. Ama sen ne yaptın? İsyan ettin bir kıymaya bile sabredemeyen Müslüman var bugün. Ayağına taşa çarpsa haşa ve kelle ağzından öyle kelimeler çıkıyor ki aman ya Rabbi. Evlerden köylerden ırak yani. Kıymetli kardeşlerim bunlar önemli mesele. Hastalığa sabredeceksin. Musibete sabredeceksin. Evladın öldüğü zaman sabredeceksin. Kim ki evladı öldüğü zaman inna lillahi ve inna ileyhi racun derse tabii ki ağlayacaksın. Biz ağlamayın demiyoruz. Odun gibi durun demiyoruz ağlayacaksın ama isyan etmeyeceksin. İsyan etmeyeceksin. Allah Cellece diyor ki kim bir evladını kaybeder de sabredip inna lillahi ve inna ilahi racun Allah'tan geldik Allah'a döneceğiz derse Allah Celleca diyor ki onun diyor mükafatını bizzat ben kendim vereceğim. Onun aldığı sevabı melekler yazmayacak. Bizzat ben kendim vereceğim Allah Celle Celaluhu. ya. Bu musibetler içinde geçerli. Başına musibet geldi. Sabredeceksin. Yakin edeceksin. Estağfirullah diyeceksin. Niye? Acaba ben ne günah işledim de başıma bu geldi. Ya Rabbi hangi günahım sebebiyle bu musibet benim başıma geldiyse o günahımı affet. Biz de diyoruz ki Ya Rabbi bu korona, bu musibetler Hangi günahlarımız sebebiyle başımıza geldiyse ya Rabbi o günahlarımızı affeyle. Bu duayı unutmayın. Bu duayı bir kenara yazın. Bu dua ile amel edin. Hangi günahım sebebiyle başıma bu iş geldiyse o günahımı affet. Çünkü ellerimize eşlediğimiz günahlar sebebiyle. Bu ayeti bu aralar çok okuyoruz. Niye? Çünkü zaten başımız beladan kurtulmuyor. Yani şahsımızın kurtulsa memleketin kurtulmuyor. Memleket kurtulsa dünya kurtulmuyor. Allah selamet versin bize. İşte biz de bu günahlar olduğu sürece yani bilmiyorum ne diyeceğim. Yani diyecek bir şey de yok. Allah hepimize selamet versin. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza eda, işsizlere hayırlı iş, eşsizlere hayırlı eş versin. Keşke şu dua da yapılsaydı da amin deseydik de içinden geçiren bir kardeşimiz varsa da o dua da yapılmış gibi ya Rabbim Allah'ım Celle Celaluhu kabul eylesin, makbul eylesin. Amin.